Herkese merhaba. Ne varsa doğada var kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizler için kolesterolü ve yüksek kan şekerini düşüren, aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendiren faydaları saymakla bitmeyecek bir tarif hazırladım. Bu tarif için evlerimizde kolayca bulunabilen sadece 5 basit malzemeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Tarifimiz için ilk malzememiz limon. Limonları kabukları ile birlikte kullanacağımızdan kullanmadan önce mutlaka iyice temizlememiz gerekiyor. Bunun için bir kaseye ılık su ekleyelim ve limonları içine alalım. Yaklaşık 1 tatlı kaşığı tuz ile iyice ovalayarak yıkayalım. Daha sonrasında duruluyoruz ve artık limonlarımız kullanıma hazır. İlk olarak limonları ikiye bölelim ve suyunu sıkalım. Sıktığımız limon suyunu şimdilik bir kenarıya alalım ve şimdi limonların kabuklarını küçük parçalar halinde doğrayalım. Ve limon kabuklarını da bir kenara alıyorum. Ve bir sonraki malzemeye geçelim. İkinci malzememiz kereviz köküdür. Kereviz kökü kandaki şekeri düşürmeye ve kolesterolü temizlemeye yardımcı olur. Sindirim sistemi, ülser, gastrit ve hazımsızlık sorunlarına iyi gelir. Yaklaşık 300 gram kereviz kullanacağız. Kabuklarını soyup temizledikten sonra doğramaya başlıyoruz. Kereviz aynı zamanda çeşitli vitaminler ve mineraller açısından zengin olan mucize bitkilerden biridir. İçerisinde A, C, E ve K vitaminleri, karoten, mikroelementler ve sayısız mineraller bulunur. Kereviz kökünü bir tencereye alıyoruz. Ve üzerine doğradığımız limon kabuklarını ekliyoruz. Üçüncü malzememiz kurutulmuş defne yaprağı. Tarifimiz için 6 adet kurutulmuş defne yaprağı ekliyoruz. Dördüncü malzeme karanfil. 5-6 adet karanfil ekleyeceğiz arkadaşlar. Ve tüm malzemelerin üzerine 500 ml içme suyu ekliyorum ve kaynatmak üzere ocağa alıyorum. Tarif kaynayana kadar yüksek ateşte bekleyelim. Kaynama başladıktan sonra en kısık ateşte 20 dakika daha pişirelim. 20 dakika sonra tencereyi ocaktan alalım. Bu tarif için son malzememiz zencefil. Tencerenin içine 80 gram temizlenmiş ve doğranmış zencefil ekliyoruz. Biraz karıştıralım ve kapağını kapatıp soğuyana kadar bekleyelim. Soğuduktan sonra öncelikle defne yapraklarını içinden alalım. Ve tarifimizin fazla suyunu süzüyoruz. Bu şekilde bir bardak suyu çıkıyor. Bu suyu da ayrıca içebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde hazırlayıp sabahları aç karnına bir bardak içebilirsiniz. Muhteşem bağışıklık sisteminizi güçlendiren bir içecek olacaktır. Kalan pişmiş olan limon kabuğu, kereviz kökü ve sonradan eklediğimiz zencefilin üzerine videonun başında sıkmış olduğum limon suyunu ekleyip bir karıştırıcıya alıyoruz. Ve iyice karıştırıp püre haline getiriyoruz.
Daha sonra hazırladığımız karışımı bir cam kavanoza alalım. Kavanozun cam olmasına özen gösterelim arkadaşlar. Dilerseniz kavanoza bu şekilde taze limonlar da ekleyebilirsiniz. Bol limon bu tarif için uygundur. Hiç fazla olmayacaktır arkadaşlar. Ve kandaki şeker oranını düşürecek, kötü kolesterolü temizleyecek karışımımız hazır. Karışımı kapağı kapalı bir şekilde buzdolabında saklayabilirsiniz. Kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Peki bu karışımı nasıl kullanacağız derseniz, bu karışımı günde bir defa sabahları aç karnına, hiçbir şey yemeden ve içmeden önce bir tatlı kaşığı olacak şekilde kullanıyoruz. Arkasından 2 su bardağı ılık su içiyoruz ve 1 saat geçtikten sonra kahvaltımızı yapabiliriz. Muhteşem bir şekilde kandaki fazla şekeri ve kötü kolesterolü temizleyecektir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminizi güçlendirecektir. Mide ve bağırsak sisteminize de çok iyi gelecek bir kürdür. Gerçekten mucizevi, çok ama çok faydalı ve tamamen doğal bileşenlerden oluşan bir tariftir. Bu kürü mutlaka hazırlayıp kullanmanızı tavsiye ederim. Kullandıktan sonra görüşlerinizi ve merak ettiklerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu arada Ramazan bayramınızı kutluyorum. Tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini diliyorum. Sağlıkla, huzurla, barışla, mutlulukla nice bayramlar olsun inşallah. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.